Merhabalar herkese kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte harika böyle mini mini pizzalar yapacağız. Bunları dondurucuya atabilirsiniz, özellikle çocukların beslenmesine koyabilirsiniz. Çok severek tüketiyorlar. Kendiniz ara öğünler yapabilirsiniz. Hatta içerisine üzerine istediğiniz malzemeyi de koyabilirsiniz yine damak zevkinize göre. Öncelikle hamurumdan biraz bahsedeyim yapım aşamasına geçmeden önce hamurumun detaylı yapımı bir önceki videolarımda mevcut özellikle mayalı hamur için bir video çekmiştim o gayet detaylı oradan ulaşabilirsiniz yaklaşık 40 dakika mayalandı hamurum iç malzemem benim böyle sucuk biber domates vesaire ama dediğim gibi siz istediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz. Şöyle hem hamurumu hemen toparlamak istiyorum, e, baya mayalandı çünkü, hemen böyle havasını almak istiyorum. Daha sonrasında bezelere ayıracağım. Benim bu hamurumla bu ölçülerle 12 beze çıktı standart dikdörtgen bir tepside, ama e, siz de duruma göre göz kararı belirleyebilirsiniz. Çünkü her şeyden e, fark oluşabiliyor yani unundan, süt, sütünden, e, suyundan her şeyden fark ediyor e, emin olun. Hemen şöyle bezelerimi ayırdım güzelce, bezelerimi yaptım ve tepsiye aldım. Tepside de bir 10-15 dakika mayalandı o şekil alması kolay olsun diye ve bu aşamaya geliyoruz. Bu aşama önemli. Böyle bir düz bir su bardağını, yani tabanı düz olan bir su bardağını böyle birazcık una bulayıp bezelerimin üstüne güzelce şekil versin diye o havuzu oluşturmaya çalışıyorum. Yani içerisine malzeme girecek havuzu oluşturuyoruz aslında. Yoksa diğer türlü e, direkt kabardığı zaman sıkıntı oluşabilir. Malzemelerle bütünleşmeyecektir. Ama tabii ki bu yeterli olmuyor. Elimle havuzun kenarlarını yine böyle oyuntu ee, ne derler ona? Şöyle iyice açmaya çalışıyorum. Ve hemen üzerine pıt 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 ketçaplarımı ekliyorum. Ketçabımı ekliyorum. Sonra daha sonra o ketçabı böyle güzelce yayacağım. Elinizle yayın, fırçayla yayın hiç önemli değil. Kenarlarına da bulaşsın hiç sıkıntı yok. Gayet güzel bir görüntü oluşuyor. Ve hemen akabinde şöyle biraz biraz az az kaşar ekledim. Kaşar önemli alt tabanda malzemenin düşmemesi için, malzemenin birbirine yapışması için gerçekten önemli. Hamurla bütünleşmesi için önemli. Şöyle ben böyle sucuk ee, diyemedim. <laughs> şöyle sucuk koydum. Kırmızı biber koydum. Yeşil biber koydum. Domates koydum. Gerçekten güzel oldu. Ama eğer ee, acı Tüketmeyen yoksa böyle acı biberli peynirli de harika olacaktır. Az evvel gördüğünüz üzerine böyle biraz, biraz biraz tuz gezdirdim. Domates kendini salsın diye. Benim maalesef evde yumurtam yoktu. Hamurumda kullanmıyorum zaten. Yumurtam yoktu o yüzden kenarına böyle bir tık pekmezli su gezdirdim. Ee, ve bir tık kavrulmuş susam şöyle gezdirdim. Ve fırına. Evet, pizzalarımız hazır. Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Gerçekten görüntü yetiyor diye düşünüyorum. Harika oldular. Fırından çıkınca şöyle üzerine bir bezle örterseniz yumuşaması daha çabuk olacaktır. Bu arada biliyorum üzerindeki kaşarı soruyorsunuz. Ee, üzerindeki kaşar böyle çıkmaya yakın ekledim. Bir 5 dakika kala ekledim. Biraz da 5 dakika onunla pişti kaşarla. Hemen çıkardım. Ee, ne kadar çok kaşar o kadar güzel oluyor diyebilirim eğer imkan varsa. Ee, böyle yapacak olan herkese afiyet olsun. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.